Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, Güneş Kova burcunda ilerliyor. Evet, Güneşle beraber birçok gezegen Kova burcunda. Merkür gerilemeye başladı. Kova burcunda 20 Şubat'a kadar da devam edecek bu gerileme. Satürn, Jüpiter Kova burcunda ve 1 Şubat itibariyle Venüs de Kova burcuna geçişini yapacak bu kadar hareketin özellikle kova burcundaki birikimi sizin de 8. ev konularınızı tabii ki öne çıkarıyor finans konuları para konuları e, özellikle alacak verecek borçlanma kredi gibi konular ya da eşinizin kaynakları e, ortaklı işleriniz buradan gelen gelirleriniz bazen çalışmadan da gelebilecek gelirler olabilir bunlar e, Venüs ve Jüpiter gibi iki iyicilin de bu alanda olması şansları arttırıyor aslında iyi değerlendirebilirseniz çok güçlü bir alan ve maddi konularda çok hızlı gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz bu dönem içerisinde. Evet Merkür geriliyor. Merkür detaylara dikkat etmemiz gerektiğini, hesaplara özellikle para hesaplarına, yatırımlara, alışverişlere daha dikkatli yaklaşmamız gerektiğini işaret ediyor. Ama geçmişten gelen bazı kronik sorunlar varsa bunları çözme fırsatları da verebilir. Hani almak istediğiniz bir paranın ödenmesini sağlayabilir örneğin. uzun sürede bir konu var miras konusu gibi. Bunları çözebilirsiniz bu süreç içerisinde. Haftanın ilk günlerinde Ay Terazi burcunda olacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba gecesine kadar Ay Terazi'den geçerken daha çok duygusal anlamda kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz tabii ki. bu durumda özel hayatınız aileyle ilgili bağlantılar, ebeveynleriniz, evinizle, yuvanızla ilgili konularda gündemde olabilir. Evle ilgili emlak işleri belki ya da aileyle bağlantılı bazı kaynaklar ya da miras gibi konular. Yatırımlar, beklediğiniz işte bazı mülklerinizin kirası, satışı ile ilgili alacaklarınız. Hani bu bu alanlarda hızlı gelişmeleri bekleyebiliriz özellikle haftanın ilk 3 günü içerisinde Perşembe günü itibariyle ay akrepte olacak ve son dördün fazına ulaşacak özellikle Perşembe öğleden sonra ve akşam saatlerinde ay kova burcundaki Güneş ve boğa burcundaki Mars'la dik açılarda olacağı için bize biraz daha stres yaratabilir. Yani ruh halimiz huzursuzlaşabilir. Biraz gergin ve stresli olabiliriz. Özellikle çocuklarla ilgili konulara biraz dikkatli yaklaşalım. E, aşk hayatımızda bazı ani heyecanlar olabileceği gibi böyle kıskançlıklar, işte kuşkular, şüpheler yani huzursuz edici duygular da artabilir. Daha sağduyulu, daha dengeli olmakta fayda var. Para konularında da, harcamalarda da çok fevri davranmamaya çalışalım özellikle riskli piyasalarda da biraz daha belki güvenli güvenli adımlar içerisinde olmak faydalı olabilir hafta sonu ay yay burcunda hafta sonu iyimse enerjimiz artacak cumartesi ve pazar Evet aslında ay yayı da çok gezmek ister dışarıda zaman geçirmek ister ama imkanlar doğrultusunda bunu yapamıyoruz ee, özel alanlarımızda biraz daha maceracı olabilir, değişik şeylerle ilgilenebiliriz, ilgi alanlarımız olabilir, evde birikmiş yapılması gereken işlerle ilgilenebiliriz, bol bol kitap okuyabiliriz, e, kötüler konulara zaman ayırabiliriz örneğin e, ve bunlar biraz daha hani bizi e, dengeleyebilir, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum, hoşçakalın.